sokağa atmamalıydım. Benim yüzümden Murat abi daha fazla yoruldu. Dikkatli bakınca fark ettim. Bizim mahallemiz böyle bir yer değildi. Temiz, çiçek gibi kokan bir yerdi. Nasıl böyle bir yer oldu hala aklım almıyor. Başka birileri gelip mahallemizi kirletmiyor ya, bunu biz yapıyoruz. Şu insanlara bak. Bizim attığımız her çöp başka birisinin belini büküyor. Buna bir çözüm bulmalıyım. Ali, iyi niyetini, düşüncelerini ve üzüntülerini, yardımlaşma isteğini hissedebiliyoruz. Sana bunun için ulaştık. Değerler takımıyla birlikte sana yardım etmek istiyoruz. Merhaba Değerler takımı. Merhaba Sedef. Eskiden tertemiz, çiçek gibi kokan mahallemiz artık çok kirli. İnsanlarımız temizlik konusunda duyarsızlaştı. Kimse kendini bu konuda sorgulamıyor, kendini kontrol etmiyor. Bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak istiyorum. Hemen yardımına geliyoruz Ali. Değerler takımı ve Özden sorununu çözecekler. Ali, merak etme, mahallen yine eskisi gibi temiz olacak. Çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet Ali, nereden başlıyoruz? Önce biraz mahalleyi dolaşalım. Bu kirliliği daha iyi görmenizi istiyorum. Yardım etme isteğinizi anlıyorum. Böyle yapmamız bir şeyleri değiştirmez. Biz buradaki insanların davranışını değiştirmeliyiz. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Biliyorsun, yardıma ihtiyacı olan biri olunca kendimi durduramıyorum. Yoksa temizliğin önce kendimizden başladığını biliyorum. Haklısın. Önce insanların kendini sorgulaması ve davranışlarını değiştirmesi gerekiyor. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Evet, aklıma fikir geldi. Dilim temiz, çevrem temiz etkinliği ile insanlara unuttukları değerleri, temizliği, yardımlaşmayı ve duyarlı olmayı birlikte hatırlatalım. Ama öncesinde bana biraz tahta çubuk, bolca renkli kağıt ve kalem getirir misin? Biz bu emaneti korumazsak, temiz bırakamazsak hastalıklar yayılır. Ağaçlar, çiçekler solar. Kuşlar bile bizi terk eder. Bizim attığımız her çöp başka birinin onu temizlemesi için uğraşması demek. Herkes temiz olsa, kendisini kontrol etse, bu sokaklar kirlenir mi? Her şey bizim elimizde. Önemli olan temizlemek değil, kirletmemektir. Harikasın Ali. Tam da anlattığım gibi konuştun. Özgüvenim ve insanların öz denetim yapmasını istemen mükemmeldi. Murat oğlum, farkında olmadan seni çok yordum. Hakkını helal et. Bundan sonra halımı pencereden aşağıya çırpmam. Nasıl da yanlış yapmışız. Evimizi temizlerken caddeleri, sokakları kirletmişiz. Düşüncesizlik etmişiz. Kusura bakma. Sağ olasın Ayşe nene. Artık daha duyarlı olursak evimizin önü temiz olur. Sonra mahallemiz temiz olur. Sonra şehrimiz, ülkemiz derken dünyamız temiz olur.
Çok şükür. Güneş altında çalışırken ne de yanmışım. İyi geldi, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, iyi bir iş çıkardık. Seni gidi yaramaz Tekir. Şu yaptığına bak. Ben ellerimi yıkamaya gidiyorum. Size kolay gelsin. Hay Allah, işe daldım, sizi burada unuttum. Haydi gelin, Ayşe ninenin ayranından içelim. Bu nazik davetin için teşekkür ederiz. Ama dönmemiz gerek. Ali, iyi iş çıkardın. Ben ne yaptım ki? Siz olmasaydınız başaramazdım. Özden'in verdiği fikir ve bilgilerle mahalleyi aydınlattık. Değerliler takımı, hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonra çözüm sizde Ali. Bu duyarlılığınızı korumanız ve her zaman davranışlarınızı kontrol etmeniz gerekir. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Tabii mahallemizde yaşayan insanlar da unutmayacak bunu. Ne zaman ihtiyacınız olursa değerliler takımı hep yanınızda. Hadi hoşça kal. Artık vedalaşma zamanı Ali. Kendine iyi bak.